Subay Çavuş'a karşı yapılır. Sayın Kaymakamım, Sayın Savcım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirler. Türk milletinin kaderini belirleyen 30 Ağustos Zaferi, Türk ulusunun tarihteki dönüm noktalarından biridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, düşmanları tarafından toprakları işgal edilmiş, tüm orduları dağıtılmış, uzun yıllar süren savaşlarda bütün kaynakları harcanmış bir imparatorluğun küllerinden meşalesini Samsun'da yakıp Amasya'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan tüm yurt geneline yaydığı Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bu vatanın bağrından milli bir devlet ve kahraman bir ordu çıkarma başararak 30 Ağustos 1922'de Anadolu'daki mutlak Türk varlığına kastedenleri ilelebet tarihe gömmüştür. Büyük Türk ordusu bu muharebede 4-5 ayda dahi düşürülemez denilen düşman mevzilerini 6 günde çökertmiş, Afyon, İzmir arasındaki 400 kilometrelik takip harekatını sadece 10 gün içerisinde icra etmiştir. Bu yıldırım harbiyle zalim ve mağrur düşman ordusunun büyük bir kısmı inanılmayacak kadar az bir zamanda yok edilmiş. İstila amacıyla Anadolu topraklarına çıkanlar ağır bir yenilgiyle bir daha dönmemek üzere geri gönderilmiştir. Mazisi, şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak bu zaferle ne kadar övünsek azdır. Çünkü her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmıştır. Olan bu harekatı Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kez daha kanıtlamıştır. Türk milletinin ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos zaferiyle vatan ve milletimizin aydın, mutlu, müreffeh geleceği garanti altına alınmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağını, bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kahramanlıklarıyla destanlar yazmış gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Arz ederim.